tutulması konularını tartışacağız. Bu tartışmamızda emeklilik koşulları, Sebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği Genel Sekreteri, Sayın Mehmet Can, sosyal güvenlik uzmanı, aynı zamanda gazeteci yazar, Sayın Rıdvan Selçuk, Bağkur Genel Müdürü, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Sayın Refik Baydur, TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı, Sayın Atilla Özsever, gazeteci, Sayın Necati Çelik, Hak İş, Hak İşçi Konfederasyonu Genel Başkanı ve Sayın Abdullah Karaçık, İsviçre Hayat Sigorta Genel Müdürü. Biz bu tartışmamızda sözü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan başlatmak istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bize hem sosyal güvenlik sistemi hem de özellikle başında bulunduğunuz ve en büyük kesimi ilgilendiren Sosyal Sigortalar Kurumu açısından Türkiye'de nasıl bir sosyal güvenlik yapılanması söz konusu olmalıdır? Sizin kurumunuzun ve kurumun muhatabı olan işçi kesimiyle ilişkileri ve nihayet emeklilik hakkında kısaca özetlerseniz memnun olacağız. Buyurun. Tabii Sayın Başkan. Şimdi Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi denince genelde akla Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı geliyor. Ama genelde sosyal güvenlik şemsiyesi dediğimiz zaman kimsesiz çocukları şemsiyesi altında barındıran iş ve işçi bulma kurumu ve dayanışma vakıfları oldukça geniş bir şemsiye. Ama Türkiye nüfusunun yaklaşık %20'sinin hiçbir sosyal güvenliği yok. Yani bu insanlar ne emeklilik, ne sağlık, ne de diğer sigorta dallarının hiçbirisinden yararlanamıyorlar. Sosyal Sigortalar Kurumu bu çerçeve içerisinde Türkiye'de yaklaşık 24 milyon kişiye sosyal güvenlik hizmeti veriyor. 7 ayrı sigorta dalında sigorta hizmeti veriyoruz. Bunlar ağırlıklı olarak emeklilik, az önce sizin de değindiniz, ve yine ağırlıklı olarak sağlık sigortası bizim iki ana kalemimizi oluşturuyor. Sorunlarımızın büyüklüğü Sosyal Sigortalar Kurumu'nun büyüklüğüyle paralel aslında. Büyük bir kuruluş olması nedeniyle sorunların da doğal olarak büyük olması, derinleşmesi bugün sosyal güvenlik sisteminde bazı sarsıntıların olmasını, hatta genel bütçe üzerine çok ciddi bir yük niteliğine bunların bürünmesi, kavuşması sosyal güvenlik sorununun son yıllarda kamuoyunun gündemine getiriyor. Bizim sorunlarımız nedir? Sosyal Sigortalar Kurumu olarak bizim sorunlarımız, önce 1969'lardan itibaren başlayan ve borçlanma yasalarıyla geniş bir kitleyi çok düşük bedellerle emeklilik hakkı kazandıran yasalar. Bu yasaların getirdiği ciddi yükler ve bu yüklerin getirdiği finansman darboğazı. Bunun sigortacılık dilinde aktif pasif dengesizliği söz konusu. Yani çalışanlarla emekliler arasında ciddi bir dengesizlik var. Dört çalışanın bir emekliyi beslemesi gereken bir ortamda bugün Sosyal Sigortalar Kurumu 1.9 çalışanın bir emekliyi besler duruma gelmesini bu noktaya getirmiş. Bu dengesizlik tabii doğal olarak bizim finansman darboğazımızın temel noktası oluyor. Bir ikinci temel sorunumuz kurumun örgütlenme yapısı. Kurum bugün örgütlenme yapısı olarak dikkate alındığında devletin 1995 yılına kadar hiçbir katkısı yokken Sosyal Sigortalar Kurumu'na 1995 yılında ilk kez 20 trilyon liralık bir ödenek kondu. Bu ödenek yapısı dışında tutulursa sistemin tamamen işçi ve işverenlerden alınan primlerle hayatiyetini sürdüren bir kuruluş. Ama bu kuruluş geçmiş süreç içerisinde, yani 1945'lerden bu yana gelen zaman içerisinde özerk, kendi kuruluş yasasında da özerk olmasına özerk olması gerekirken maalesef bugün özerkliği söz konusu değil ve bunun getirmiş olduğu kurumda ek yükler var. Nedir bu ek yükler? Kurumun örgütlenme sorununun çarpıklığı, bazı dengesiz yatırımların, kurum için ağır yük getiren yatırımların yapılmasına yol açmıştır. Biz bugün sigortaların yoğunlukta olmadığı,
yerlere 450 yataklı, 300 yataklı, 200 yataklı hastaneler yapmışız. Bunların bakımı, bunları da bunların hizmet vermesini sürdürmeleri kurum açısından çok büyük bir sorun yaratıyor. Bir de tabii bunun yanında bizim bir diğer sorunumuz da örgütlenmenin getirdiği bağımsız hareket edememe sorunu. Yani sosyal güvenlik kuruluşları bugün Türkiye'de her ne kadar başlarında bir yönetim kurulu, bir genel müdür var ise de kararı genelde ya başbakanlık ya hazine alır. Sadece bu kuruluşlarda bunu uygularlar. Yani aktivitesini büyük ölçüde kaybetmiştir. Emeklilik konusu son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisidir. Emeklilik yaşı 1945 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu kurulduğu zaman ilk Sosyal Sigortalar Kurumu yasasında kadın ve erkek 60 yaşında emekli olur. İlk hüküm bu. Ve bu 1952'lere kadar geliyor. Hatta 1960'lara kadar geliyor. Fakat daha sonra bakıyorsunuz emeklilik yaşında tedirici bir azalma başlamış. Oysa 1945'lerden günümüze kadar Türkiye'de ölüm oranları azalmış. İnsanların yaşam umudu yani ortalama yaşam süresi uzamış olmasına rağmen bugün biz oldukça kötü bir durumdayız diyeyim emeklilik yaşı açısından. Ancak şunu kabul etmek gerekiyor. Bugün konunun tartışılması en azından bu soruna bir çözüm arayışını gündeme getirmiş oluyor. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi sosyal güvenlik kurumlarımızdan en genç olanı Bağkur Genel Müdürü Sayın Selçuk'tan özellikle bağımsız çalışanların sigortalılığı açısından Bağkur'u ve diğer sağladığı sigorta olanakları açısından değerlendirmesini rica ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bağkur sizin de belirttiğiniz gibi sosyal güvenlik kuruluşları arasında, aslında sosyal güvenlik kuruluşları demeyelim de sosyal sigorta kurumları arasında en genci. Çünkü sosyal güvenlik geniş bir kapsam. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetleri de kapsayan bir kapsam olduğu için Bağkur 1972 yılında esnaf ve sanatkarlarımızın diğer bağımsız çalışanlarımızın sosyal güvenliğini sağlamak üzere kurulan bir sosyal güvenlik kuruluşu. Ayrıca Bağkur'a 1984 yılından itibaren çiftçilerimizin sosyal güvenliğini sağlama görevi de verilmiş. Yalnız çiftçilerimizin sosyal güvenliği sağlama görevi sadece uzun vadeli sigorta kolları yönünden geçerli. Sağlık sigortası maalesef şu anda çiftçilerimiz için söz konusu değil. Bağkur yaklaşık 23 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen ve şu andaki sisteme göre ortalama erkekler 25 senede yaş haddine bağlı olmaksızın bayanlar 20 senede emekli olmaları söz konusu olmasına rağmen 23 senelik geçmişinde Bağkur 750 ile 760 bin civarında bir emekli ordusuna sahip olmuş. Bu şunu gösteriyor. Yani ilk emeklilerini yeni yeni vermesi gereken bir kurum şu anda 750 bin civarında bir emekli kitlesine sahip olmuş. Bunun da temel nedeni Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi tanınan çeşitli borçlanma imkanlarıyla sigortalılara çok az prim ödemek suretiyle geçmişe doğru bir borçlanma yapmak suretiyle kısa sürelerde emekli olma imkanı sağlanması. Ve dolayısıyla kurum en genç kurum olmasına rağmen finansal yönden şu anda o da maddi sıkıntılar içinde, finansal sıkıntılar içinde. Bağkur'un bir başka özelliği, Bağkur'un hitap ettiği kesim oldukça geniş bir kesim. 2 milyon civarında esnaf sanatkar ve diğer bağımsız çalışanı sosyal güvenlik kapsamını almış bir kesim. Tarım kesiminde yaklaşık 4,5 milyon çiftçimizin ve diğer tarımsal faaliyet sahibinin Bağkur kapsamında sigortalı olması gerekirken, ki bu da bir zorunlu sigortadır, bütün çiftçilerin, belli şartları taşıyan çiftçilerin zorunlu sigortalı olarak Bağkur kapsamında sigortalı olmaları gerekir. Ancak 10 yıllık geçmiş süre içinde bugüne kadar 750 bin çiftçiyi Bağkur ancak sigortalayabilmiş. Diğerlerini tespit edememiş, kendilerine gelip sigortalılıklarını tescil ettirmemişler. Yani yaklaşık 4,5 milyon tarım kesiminde insanımız, 2 milyon civarında esnaf sanatkar diğer bağımsız çalışanımızın sosyal güvenliğini sağlamakla görevli olan bir kurum. Ve şu anda Bağkur bu kadar geniş bir kitleyle ilişki içerisinde bunların tespit edilmesi, sigortalılıklarının tescil edilmesi, hizmetlerin verilmesi, emekli olanların emeklilik hizmetlerinin verilmesi gibi birçok hizmeti yapmak zorunda. Ve 5000 civarında bir kadroyla Bağkur tüm bu sigortalılara Türkiye çapında hizmet vermek zorunda. Bir kere bir insan gücü yönünden Bağkur'un büyük bir dezavantajı var. Artı Bağkur'un sadece illerde teşkilatı var, ilçe düzeyinde bir teşkilatı
yok ve dolayısıyla ilçelerde yaşayan, köylerde yaşayan tüm sigortalıların hizmetlerinin illerden yürütülmesinde karşılaşılan sıkıntılar var. Tüm bunlar dikkat alındığında Bağkur'un sigortalılarıyla ilişkilerinde tabii ki büyük bir kopukluk ortaya çıkıyor. Yine aktif pasif dengesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi Bağkur'da da son derece bozulmuş. Şu anda kağıt üzerinde bir 3 civarında aktif pasif dengesi gözükmekle beraber gerçekte bu denge hiçbir şey ifade etmiyor. Şu nedenle hiçbir şey ifade etmiyor. Prim ödeyenlerin prim ödeme alışkanlıklarına göre bir değerlendirme yaptığınızda Bağkur'a primlerini düzenli ödeyenler, hiç aksatmadan ödeyenler tüm sigortalılar içinde sadece %1. Yani yaklaşık 27 bin, 30 bin civarında bir sigortalı kesimi hiç istisnasız her ay primlerini düzenli ödemişler. Tüm sigortalıların %35'lik kesimi Bağkur'a bugüne kadar hiç prim ödememiş. Kayıt ve tescilleri yapılmış. Ancak kendilerinden kayıt ve tescillerinin yapılmasından sonra hiçbir şekilde prim tahsilatı yapılamamış. Geriye kalan yaklaşık 65'lik, 70'lik kesim ise primlerini zaman zaman ödemişler, zaman zaman ödememişler ve Bağkur bu kesimlerden prim tahsil edemediği için ödemelerinde büyük sıkıntılarla karşılaşıyor. Yine Bağkur'un bir diğer sıkıntısı, emekli sandığında, burada şu anda temsilcisi olmayan memur sigortalılarda hem devlet çalışan memurlar için bir prim ödemekte, hem de memurun maaşından bir prim kesilmekte ve ödenmekte. Yine kamuda ve özel kesimde çalışan işçilerimizde işveren ve işçinin sigortaya katılım payları söz konusu. Bizde sadece sigortalının kendi katılım payı söz konusu ve bu rakamlar da son derece düşük. Şu anda sigortalılarımızın büyük yoğunlukta bulunduğu 6. basamakta hem uzun vadeli sigorta kolları için hem sağlık sigortası için ödenen primler 828 bin lira civarında. Yani biz bu primle hem sigortalılara uzun vadeli sigorta kollarında hizmet vermeye çalışıyoruz hem de sağlık sigortası hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Yine sağlık sigortasına geçilmiş Bağkur'da ancak çok geniş kapsamlı bir şekilde geçilmiş, birdenbire geçilmiş. Bütün sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu insanlar sağlık sigortasından faydalanır hale getirilmiş. Bu da tabii Bağkur'un bugünlere gelmesine neden olmuş. Yine Kemal Bey'in belirttiği gibi tabii Bağkur'da da yaşanan bir sorun var. Özellik sorunu. En ufak harcamasında, en ufak yatırımında ilgili mercilerden izin alınması gibi uzun prosedürlerin takip edilmesi, bu ara hizmetlerin verilmesinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilememesi gibi sıkıntılar var. Temel sorunlar bunlar. Diğer turlarda sizi dinledikten sonra biraz endişeye kapıldım. O zaman Bağkur deseniz de toplamak yerine vermek üzere kurulmuş bir kurum olmuş. 23 yıl içinde bu geleceğiz sonra. Efendim iki değerli bürokratı özellikle uygulamakta oldukları sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur açısından sosyal güvenlik sistemini görme imkanına sahip olduk. Şimdi diğer izleyicilerimizden özellikle bu kesimin karşı tarafı olanlardan işçi sendikalarından başlamak istiyoruz. Ve ilk sözü DİSK Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Budak'a vermek istiyorum. Sayın Budak bize, tabii son günlerde siz biraz bu konuları farklı yönde alıp bir de kaçak sigortalılar peşinde düştünüz. Evet. Kamuoyunda da ses getirdiniz. Evet. Hem bu çalışmalarınızı hem de Sosyal Sigortalar Kurumu'nu Türkiye'deki güvenlik sistemi içinde değerlendirir misiniz? Teşekkür ederim Sayın Türker. Şimdi tabii bu ülkemizin çok önemli sorunlarından birisi. Çok güzel bir sorunu tartışmak üzere bizi topladınız. Çok değerli arkadaşlarımız var burada. Ama bu masanın etrafında oturan arkadaşlarımızın çoğu ciddi bir biçimde bunun sorumluluk, yönetimde sorumluluk mevkiinde oturmuyorlar. Yani mesela bir SSK Genel Müdürünü alırsanız atamalı bürokrattır. Beni yanlış anlamasınlar lütfen. Bağkur Genel Müdürünü alırsanız o da bir atamalı genel müdürdür, bürokrattır. Ve zannediyorum insanlarımızın sorunlarının çözümüne bizden çok farklı bakmayacaklardır. O iyi niyetlerini bildiğim için böyle söylüyorum. Her olayda olduğu gibi maalesef sosyal güvenlik sistemimizin oluşumunda da popülizm öne çıkmış.
politik müdahale öne çıkmıştır. Asla demokratik işleyiş söz konusu olmamıştır. Şimdi olaylara bakarken ben böyle bütün tartışmalarda işin demokratik yanını öne çıkarıyorum. O konuda haklılığıma da çok inanıyorum. Yani devlet anlayışımız neyse ona uygun olarak kurumlarımızdaki anlayış da bu oluyor. Dolayısıyla Sosyal Sigortalar Kurumu da Bağkur'da emekli sandığı da bundan nasibini alıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve diğer kurumlar prim ödeyenlerindir. Ben SESK açısından tartışmak istiyorum. Sosyal Sigortalar Kurumu işçi ve işverenindir. Şimdi işçi ve işverenin temsil oranına baktığınızda Sosyal Sigortalar Kurumu'nda bugünkü mevcut statüye göre 7 kişilik yönetimin biri işveren temsilcisi, biri işçi temsilcisi, birisi de emekli temsilcisidir. Çoğunluk 4 kişiyle devletin atadığı yönetim biçiminden oluşmaktadır. Tabii siyasi iktidarlara göre şekillenen kurum yönetimi sonuç itibarıyla tartışmalı bir süreci getirmektedir. Oysa demokratik işleyiş olsa, seçimle bu görevlere gelinse ve seçimle gidilse herkes herhalde görevini yapmakta biraz daha itinalı davranır. Bir de işin sahibine işi teslim etmek gibi bir sorumluluk var. Yani kurum özerk değildir. SESK açısından söylüyorum, kurum özerk değildir. Sosyal güvenlik hakkı bir anayasal haktır. Ama bizde 1961 anayasasıyla 1982 anayasasında tarifler farklıdır. 1961 anayasasına göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve devlet bu hakkın kullanımı için gerekli teşkilatı kurmakla yükümlüdür diyor. 1982 anayasasında ise devletin teşkilat kurma görevini kaldırarak gerekli tedbirleri alacağı vurgulanıyor. Şimdi 1982 anayasasının yapılışından da anlaşılacağı üzere özelleştirme sürecinin, tabi burada özelleştirmeye ister istemez gireceğiz çünkü çok özelleştirmeci olan kesimler sosyal güvenlik sisteminin topyekun özelleştirilmesini öneriyorlar. Özelleştirmenin bu derece önermecisi olan bu çevreler 1982 anayasasında bu işin şekillenmesini de bu ölçülere dayandırmışlar. Dolayısıyla sağlıktan ve sosyal güvenlikten insanların yararlanması sonuç itibarıyla varsa yararlanmak yoksa yararlanmamak noktasına getirilmek istenmiştir. Bugün Sosyal Sigortalar Kurumu yaklaşık 4 milyon insandan yanılmıyorsam prim alıyor ve 2,5 milyon sigorta emeklisine emekli maaşı ödüyor. Oysa 1970'li yıllarda bu rakam 10'a 1 gibi yani 10 aktif sigortalı çalışan bir emekliye bakarken yahut 9 aktif sigortalı çalışan bir emekliye bakarken bugün bu sayı maalesef 2'ye 1'in altına düşmüş durumda. Biz bunu gördük. Demin onu söylediniz siz. Biz bunu gördük disk olarak. Daha evvel Hak İş'te aslında buna benzer bir kampanyayı televizyon reklamlarıyla, basın reklamlarıyla sundu ve anlattı. Tabii bütün konfederasyonları ilgilendiren bir sorun. Çok büyük bir sorun bu aslında. Sayın Genel Müdür bu yıl 20 trilyon bütçeden bir destek sağlandığını söyledi. Bu gelecek yıl 50 trilyon olmak durumundadır, 100 trilyon olmak durumundadır. Çok büyük bir sorundur aslında. Buna ciddi bir çözüm bulmak lazımdır. Bu çerçeveye meseleyi oturtan DİSK, kayıt dışı ekonominin boyutlarını bilincinde olarak ve SSK'nın kurtuluşunu, sosyal güvenlik sisteminin kurtuluşunu ancak yeni sigortalıların prim ödemesinde gördüğü ve bulduğu için bu anlamda bir müdahaleyi, bir provandayı, bir çalışmayı zaruri gördü ve ciddi bir çalışma yaptı. 15 gün sürdü bu kampanya. Bunu bu sene içinde de yeniden tekrarlamayı
düşünüyoruz. Bunu her yıl 15 günlük bir kampanya oturtmak lazımdır diye düşündük. Daha sonra TİSK Genel Başkanı Sayın Baydur'la da bu sorunu konuştuk. Sonra diğer konfederasyonlarımızla birlikte tartıştığımız, konuştuğumuz oldu. Biz tabii sosyal kesimlerin tarafları ve temsilcileri olarak, örgütlü kesimleri olarak bütün bu olanlardan rahatsızız. Çünkü eğer Sosyal Sigortalar Kurumu yarın tamamen zor duruma düşerse bu zorlamanın bizim kapımıza dayanacağını da biliyoruz. Bundan ne kadar netice aldık bunu kesin söylememekle birlikte bizim İstanbul SSK Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız bilgi odur ki Sayın Genel Müdür de zannediyorum onları izleme imkanı buldu. Hem İstanbul hem de Anadolu'nun çeşitli sanayi kentlerinden aldığımız bilgi odur ki ciddi bir talep artışı olmuştur. Yani kayıt dışı ekonomi içinde işçi çalıştıranları rahatsız etmiştir. Bildirimlerini fazlalaştırmışlardır. İşçilerde bir belli uyanış olmuştur. Tabii Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bu dengesini sağlamaya çalışırken biz kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınmasıyla yani kural dışı ekonominin kural içine alınmasıyla aynı zamanda devletin vergisinin artacağını da düşündük. Hem işçinin hem işverenin devlete vergi vereceğini, hem işçinin hem işverenin SSK'ya bir pay ödeyeceğini de değerlendirdik. Bir de çok önemli bir ölçektir. Sigortalı işçi çalıştıranla sigortasız işçi çalıştıran işyerleri arasında bir denge sağlamak bakımından da bunu çok zorunlu gördük. Rekabette bir denge sağlaması bakımından da çok zorunlu gördük. Ve böyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar tabii tek başına bir konfederasyonun bir çıkışından öte gidemez. Gitmesi mümkün değildir. Buna devletin sahip çıkması lazımdır. Siyasi iktidarların sahip çıkması lazımdır. Tüm demokratik kurum ve kuruluşlarımızın sahip çıkması lazımdır. Aksi takdirde kayıt dışı ekonominin kuralları içinde sigortalı işçi çalıştırmak göstermelik olmaktan öte gitmeyecektir. Esasen bildirim hakkının işverene verilmesi doğru değildir burada. Bildirim hakkının doğrudan işçiye ve sendikalara tanınması lazımdır. Çağdaş demokratik ülkelerde bu böyle olmuştur. Eğer sosyal sigortaları kurtarmak istiyorsak ya sosyal güvenlik sistemimizi kurtarmak istiyorsak ve eğer gerçekten çalışanların geleceğini garanti altına almak ve onların güvencede olduklarını hissettirmek istiyorsak, devleti böyle bir özel kurumun yükünden kurtarmak istiyorsak, devletin vergisini artırmak istiyorsak ve Türkiye'de ekonomide bir denge kurmak istiyorsak, sanayideki rekabeti sağlamak istiyorsak, sosyal sigortalar konusunda devletin ciddi bir çalışma yapması lazımdır. Ben çok inanıyorum ki herhangi birimiz şimdi burada bu sorunu tartışmaya kalktığımızda çözüm önerilerimizin bırakın hepsini %50'si yerine getirilse bu sorunların yani vergi sisteminden kurumun kurtuluşuna kadar, kurumların kurtuluşuna kadar her türlü sorunu çözmek mümkündür. Şimdi SSK Genel Müdürlüğü'ne söz verin size 5 dakikada bunun özetini yapsın. Ama bunu yapacak siyasi erk lazım, siyasi iktidar lazım, yürek lazım, cesaret lazım. Teşekkür ederim. Sayın Budak çok teşekkür ederiz. Siz özellikle bir endişenizle girdiniz ve sigortanın, sosyal sigortaların da özelleştirilmesinin gündeme getirileceğini söylediniz. Şimdi bu özelleştirmede bir de sizinle aynı çatıda olan Sayın Necati Çelik'e yönetmek istiyorum. Çünkü malum et balık kurumu nedeniyle epey gündemde kaldılar. Kendilerinden Sosyal Sigortalar Kurumu'nu bu sefer yönetim açısından yani Sayın Budak'ın dile getirdiği demokratik yönetim açısından bir yeniden yapılanma sağlanırsa ve esas primi ödediği söylenen işçi ve işverenin eline verilirse bu konuda nasıl bir sosyal güvenlik sistemi ve nasıl bir sosyal güvenlikten yararlanma sistemi görüşlerinizi söyler misiniz? Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Önemli bir konuda bizi davet ettiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Umarım bizim bu tartışmalarımız siyasi iradeye ışık tutar. Asıl olan konuşmak ve çözümleri tespitten ziyade bana göre siyasi iradenin üretilen bu çözümleri pratiğe yansıtmasıdır.
Ancak ne var ki Türkiye'de sosyal güvenlik dahil olmak üzere hemen her konuda bir sağırlar diyalogu söz konusudur. Siyasi irade adeta doğru söylemlerin, doğru tespitlerin, doğru tavırların hemen tümüne, sadece bu iktidarı kastederek de söylemiyorum, genelde konuşuyorum, siyaset üstü konuşuyorum, kulaklarını tıkamaktadır. Bu itibarla benim oğlum bina okur, döner döner gene okur, biz yıllarca sosyal güvenliği tartıştık, tartışıyoruz ve tartışmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Genel Müdür'ün de ifade ettiği gibi kağıt üzerinde nüfusun %80'i yaklaşık sosyal güvenlik şemsiyesi altında gözüküyor. Ama ben öyle inanıyorum ki bunlara bir dokun bin ah işit sözü bunlar için çok doğrudur. Emeklisi perişandır. Yani pasif çalışanı perişandır. Aktif çalışanı perişandır. Sağlık hizmetleri itibarıyla Türkiye bir festivaller ülkesidir. Ve beni bağışlasınlar Sayın Genel Müdür, burada bürokratları katiyen hedef almıyorum. Tamamen amaçladığım kurum siyasi iradedir. Ve bugünkü siyasi irade de değil, başta da söylediğim gibi. Ben bir olayı aydınlatmaya çalışıyorum. Şimdi takdir edersiniz ki bir toplumun, bir milletin gelişmişliği bana göre sosyal güvenliğiyle çok yakından ilgilidir. Ama yine ifade edildi, bugüne değin bizim devletimiz sosyal güvenliğe katkı yapmamıştır. Temenni ederim yeni sağlanan katkı genel müdürlüğe aktarılır. Ve bu da kağıt üzerinde kalmaz. Halbuki diğer ülkelere baktığımızda mesela Avrupa Birliği ülkelerinde gayri safi milli hasılanın bu ülkeler 17'si ile 29'u arasında benim verilerim doğruysa sosyal güvenliğe katkı sağlamaktadır. Ve bugüne kadar sosyal güvenliğe katkı vermeyen tek OECD ülkesi Türkiye'dir. Şimdi devlet hem katkı vermiyor sosyal güvenlik kuruluşlarına, bununla da kalmıyor. Buraları çok argo bir ifadeyle, çok hovardaca da kullanıyor. Yani kendisi katkı sağlaması gerekirken sağlamıyor, bununla da yetinmiyor, buraları çok kötü bir biçimde sömürüyor. Ve bugün şayet SSK mefluçsa, bunun sorumlusu ne orada görev yapmış sayın genel müdürlerdir, ne işçi işveren kuruluşlarıdır. Bizzat bu.